Merhabalar, mimarlık ve diğer sanatların ilişkisini incelediğimiz serimizde bugün mimarlık ve dans ilişkisini işleyeceğiz. Yanımızda Profesör Doktor Nazan Kırcı hocamız var. Hocam merhaba. Merhaba Yunus. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kazım Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Tarif ettiğim gibi. Mimarım ama kendimi sadece mimar olarak görmüyorum galiba. Dans etmeyi çok seviyorum, resim yapmayı çok seviyorum. Ufak tefek el sanatlarına yönelik çalışmalarım da oluyor. Bence mimarlık da zaten diğer sanat dallarından ve bilim dallarından beslenmesi gereken bir alan. Size de kendinize, gönlünüze uygun bir hobi edinmenizi yürekten tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Beden hareketleriyle tek başına bir mekan oluşturur mu sizce? Oluşturur. Hatta kendisi bir mekan oluşturur aslında. Hareketleriyle de dışkılarını yönetici için bu çok daha kolay olur. Aslında eşli danslarda, özellikle de tango'da partnerimizle birlikte Ebre istediğimiz bir çemberin içerisinde harekete karar veriyoruz ortak. O bizim dans alanımız oluyor. Bir mekan yaratmış oluyoruz. Evet, diğer sorumuz da bununla bağlantılı edeceğiz. Evet. Sizce dans etmek için bir mekan gerekli midir diye soracak bir diğer soru. Evet, önce fiziksel bir mekan gerekli. Tabii düzgün bir zemin olması gerekli. Dansta pisti başka çiftlerle de paylaştığımız için bu akışı bozmayacak şekilde herkesin kendi etrafında dönerek ilerledip sistem yaratıyoruz. Mekan gerekli. Yoksa hareketler yarım kalıyor. Çiftlerin hızına çarpması durumunda bütün figür sabote edilebiliyor. Hocam diğer soruma geçiyorum. Bir dışa vurum olan dans hareketleriyle kendinizi ifade etmenizin, çizimle ifade etmenize yararı oluyor mu sizce? Yani o dans figürlerinin çizimimizde bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ve o düşünüyorsanız nasıl etkiliyor? Etkileyebilir. Hani ben de olduğu iddiasında bulunamam ama birbirini besleyecek alanlar. Örneğin yük aktarımı, zemine tutunma, yere basma, tek ayağın üstünde kaldığınız ya da torsonuzu çevirdiğiniz o sırada. Şimdi statik hocalarınızı iyi dinleyecek olursanız aslında bize gerekli bilgileri veriyorlar. Her şey etki tepkiyle oluşuyor. Partnerinizin size yaptığı minicik yönlendirmeler, işaret, üst bedenle, bacak hareketiyle, her neyse, hangi dili tercih ediyorsa sizin hareketinizi oluşturuyor. Onun yaptığı şeye bağlı olarak siz nasıl bir harekette bulunacağınızı karar veriyorsunuz. Yani yapılan bir şeyin etkisinin olduğu fikrini benimsediğiniz zaman zihnen ve vücut olarak hani tasarımlara yansıyabilir. Diğer sorum şöyle. Kentinde, kent mekanlarında müzik gibi bir ritmi var. Bu ritim algısının mekan üretmeye katkısı var mıdır? Varsa sizce nedir? Bu konuda çok fazla çalışma yapıldı. Makaleler var, tezler var. Hatta bir arkadaşımın oğlu Arkitera'dan seyahat bursu kazanmıştı. Müzik ve mimariyle ilişkisi üzerine. Çok fazla çalışma var. Ama bunu temel tasarım olarak açıklamak mümkün. Kısa ya da geniş görüşler, yüksekliği azalması ya da artması, boşluk hisleri. Müzikte de var. Biz belli başlı orkestralardan tangonun değişik ritimler halinde çalındığını öğrendik. Yavaş yaylıların olduğu yerde daha geniş hareket ediyoruz mesela. Bandoneon çaldığında daha kısa kısa domar atıyoruz. O da sizin stüktürünüzü tasarlarken
komşu mekanı tasarlarken yakın çok ya da uzun geniş bir kompozisyon kurmanıza yardımcı olabilir. Yani bir müziği tasarım resimleri dönüştürmek kolay. Ama ha, içine fonksiyonu girer mi? Onu bilmiyorum. Sadece biçimsel olarak evet bir şey yapılabilir. Teşekkür ederim. Diğer sorum da şöyle. Proje çizim aşamalarınızda yapı elemanlarını oluştururken bedenin hareketlerine göre bir modüler ölçü sistemi oluşturuyor musunuz? Yani dönüş hareketlerinden falan bahsediyorsunuz. Evet, Kalas Tramvayı biliyorsanız onun turning torsosu, o güzel bina tam da bunu açıklayacak şekilde. Döndüğünüz zaman parça küçük omurganızın hareketiyle geniş bir açı tarayabileceğimizi bununla da strüktürü hareketliymiş gibi gösterebileceğimizi Kantrano bize öğretmişti. Hem onda Malmö'deki o yapısında ve pek çok istasyon binasında iskeletin kapasitesinin nasıl yapılaşabileceğini örnekledi. Onlar da önce de Gardner'in çalışmalarında var böyle şeyler, kemiksi biçimler. Biz dansta vücudun kapasitesini kinestesiyle birlikte kullanabildiğim için omuzların hareketleri, aksisinizin sol tarafını, sağ tarafını ya da sağ solunu takip edebilmesi, üst beden parçasının alt beden parçasını nasıl takip edebileceği, bunların ters yönde ya da aynı yönde burkulmaları bana çok da inkonstruktif geliyor. Yani her parça başka bir yere gidebiliyor. Evet, olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bizde komple ezberlenmiş bir koreografi yok. Belli modüller var. Ama bu modüllerin birbiriyle nasıl eşleşeceği perfect dansçının koreografisi. Onun kararı. Bazen araya girebiliyoruz fırsat. Bulursak fırsatı dört gözlerim diyorum. Orada strüktürü de onlar tasarlamış oluyorlar. Siz dekonstrüktivizme değinmişken onunla alakalı bir son sorum var size. Dekonstrüktivizm önemli bir örneği olan Danzig Building yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem siz bir dansçı olarak hem de bir mimar olarak sizin gözünüzden biraz onu dinlemek istiyoruz. Yerinin Prag'daki binası, Fred & Ginger, efsane ikili. Yani o ikiliye de hayranlıkla bakıyorum. Dansları çok özel. Geriyi de ben çok beğenirim. Yani hareketi çok güzel taşlaştırmış Geri. O ayaklardan, ayaklarım incediğinde bu koca binada ön parçasında strüktürün kıvrımı, bacağın bir parçasının şöyle gelip sonra uzanıyor olması, yani hareketi, o ikili hareketi hissedebiliyorum. Artı sadece o bacak ve öndeki strüktürden ibaret değil o bina. Çünkü önde de gövdeye kadar olan kısım aşağıda başka bir açı yapıyor. Belden yukarısı başka bir açı yapıyor. Önde hani dansı oluşturan dönüşü. O öndeki silindir, kesik silindirik kısımdan ibaret değil o bina biliyorsunuz. Komşu binalarda Rönesans stili, biraz barok çizgiler var. Ama cephesindeki pencerelerde kimi sağa kimi sola kayıyor. Nehrin bir tarafına bakıyor, sonra öbür yöne bakıyor. Danstaki hareket ve çok yönlülük binada yansıtılmış durumda. Aslında tasarımında Fred & Ginger'a gönderme ve teklif var mıydı bilmiyorum ama daha sonra adanmış. Adanmış şeye de yakışmış bence. Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kursunuzda bize çekim şanslarınız için de çok teşekkür ederiz. Hocalarımla tanıştıracağım birazdan. Şimdi son olarak da sizden ufak bir ricamız var. Bize tangodan birkaç figür gösterebilir misiniz? Nos encontramos al pasar, estás igual.
Kendinize gönlünüze uygun bir hobi edinmenizi yürekten tavsiye ederim.